anda kocaman bir dalga çıktı. Bir belirti göstermeden 12 metrelik koca bir dalga daha biz fark etmeden bir tren gibi bize çarpacaktı. Yardım edin! Güverteden gelen sularla aniden tepe taklak olmuştuk. Neredesin? Buradayım, buradayım, buradayım! Ne oluyor? Bir şeyin yok. Yok mu? Dalga mı geçiyorsun? Tepe taklak olduk. Batıyoruz dost. Batmayacağız. Su dışarıyla eşitlenince duracak. Tamam mı? Lanet olsun! Tanrım! Öleceğiz biz! Öleceğiz! Bekle, bekle! Çocuklar! Alabildiğiniz kadar şey alın. Arka tarafa. En yüksek nokta orası. Hadi! Bakın, olabileceğimiz en iyi durumdayız şu an. Rick! Oraya giremiyorum! Rick, ne yapıyorsun? Acil durum fişeği. Hadi! Oraya giremiyorum! Hadi Phil! İçeri gir! Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne alt edeceğiz? Al, ye! Öleceğiz. Burada kapana kısıldı. Kes sesini. Eninde sonunda. Bot parçalanacak. Fırtınayla ya da yük gemisiyle batacağız. Sadece sakin ol, tamam mı? Olay geçti. Bize bir şey olmayacak. Al. Yani bu şeyi döndürmeye mi çalışacağız? Yapamayız. İmkansız. Neden olmasın? Bir kere tekne alabora oldu mu öyle kalır. O zaman kesinlikle bittik. Lanet olası ölüm tuzağı gibi. Belki bir şeyler yaparız. Bir direk yaparız ve onunla açılabiliriz. %75'i suyun altında, tamam mı? Açılamaz. Hey! Yiyeceğimiz var. Suyumuz var. Bir kazan dolusu var, hatta yüzlerce litre. Sadece beklememiz gerek. İyi olacağız. Rahatlamanızı istiyorum artık. Tek yol adapte olup hayatta kalmayı öğrenmekti. Durumu kabul etmeleri ve buna uyum sağlamaları gerekti. Ama tek düşünebildikleri şey kurtarılmaktı. Bozulmuş. Evet, bir ceset gibi. Eğer bir acil çıkış yapsaydım bunlara gerek kalmayacaktı. Şimdi birileri bizi duyacak, değil mi? Ne kadar? Sence ne kadar sürer birinin bu sinyali alması? Söylemesi zor. Buralarda çok fazla bot yok. Uçak olması gerek. Sinyal için ne kadarlık bir mesafede olmaları gerek? Duruma bağlı. Planlanmış kalkış tarihimi kaçırmıştım. Kendi grubum son dakikada vazgeçmişti ve en kısa zamanda yerine yenilerini bulmalıydım. Jim, şuna bak. Hava değişmeden önce açılmak istiyordum. John Gale. Jim, tanıştığıma memnun oldum. Evet, ben de memnun oldum. Ya, yılın bu zamanında Tonga'da hava nasıl? Tropik. Biliyorsun, güneş, ılık sahiller. Gözünün kayabileceğinden çok daha fazla kadın. Harika geliyor. Evet, dost canlısı adalar. Aşçı çok işime yarar. Denizcilik tecrüben var mı? Kesinlikle hiç yok. Biraz. Çok az. Pekala, önemli değil. Gözcüye ihtiyacım olacak. Ne kadar sürecek? En fazla 2 hafta. Yılın bu vakti rüzgarlar güçlü olur.
Siz de aşağı gelip göz atın. Tabii. Tam ihtiyacın olan şey. Uzaklaşmak, düşünmek, temiz hava. Sen gelecek misin? Belki. Gerçekten mi? Tabii, neden olmasın? Bu sabah doktor aradı. Yarına randevum var ama artık tamamen kurtulduğum gibi görünüyor. Son taramalarda düzeldiğim görünüyor. Harika dostum, harika. Rose Royal 2 gün içinde ayrılıyor, ne diyorsun? Devam et, isim yaz. Hadi Mata, böyle yapma. Ciddiyim. Adlarını yazın. Ne? Boğulduğunda iletişime geçeceğim kişilerden bahsediyorum. Tanrı aşkına biraz güvenin olsun. Sen bütün aptal karaya bağlı hayatında hiç açılmadın. Doğru düzgün yüzemiyorsun bile. Gerçekten istediğim bu mu diye görmek için biraz ara vermeye karar verdik. O şekilde bir ara olmayacak. O adam size sabahtan akşama kadar yemek yaptıracak. Öyle bir botta sizi deniz tutar. Bak Marta, çalışamayacağım için üzgünüm. Ama bunu gerçekten yapmam gerek. Vasiyetini değil, sadece Amerika'da birinin adını yaz. Bunu unutma. İhtiyacın olacak. Arabada bekliyor olacağım. Ne zaman sinir bozacağını biliyor değil mi? Kalkışa 1 saat kala. Sanırım. Marta'yı bilirsin. Olabilecek en kötü şeyi düşünür. Hiçbirimiz bu tarz şeyler istemeyiz, bu düşünceleri. Ama gitmen çok iyi. Bu çok önemli. Pişmanlık yok, hiç hem de. Tamam, hoşça kal demeye çalışıyorum. Aşağı gelmek istemez misin? Hayır. İnsanlar içinde vedalaşmaktan hoşlanmam ve Marta'da olmayacak gibi. Dikkatli ol. Bottan düşme. Düşmem. Birkaç hafta sonra görüşürüz. Tamam. Hoşça kalın. Seni seviyorum. Aa, bu onun için çok iyi olacak. Görüşürüz baba. Hoşça kal baba. Görüşürüz bebeğim. Annenize iyi davranın, uslu durun. Aa hey, böyle olma. Sadece kızlar, beraberiz. Arkadaşın nerede? Aa hadi ama. Aa hadi ama, neşelen. Onlara bir şey olmayacak. Geri döndüğünde deneyeceğin şeyleri düşün. Çok komik hikayeler olacak. Hayır, biz ayrılıyorduk. Hey Cip, korumalıklar için bile yardım et. Bu macera için çok bekledim. Maalesef istediğim adamlarla bu tecrübeyi yaşayamıyorum ama en azından bir grubum vardı. Tonga'da karaya çıktığımızda onları değiştirecektim. Bu yolculuk beni eski Güney Pasifikler'deki maceralara götürecekti. Yeni başlangıçlar, taze bir giriş, aşk ve macera. Elimdeki tüm parayı Rose Noel'e harcadım. O benim gururum, evim ve cennetimdi. Ne düşünüyorsun Jim? Jim'in yanakları biraz yeşil görünüyor. Evet ama düzelir. Evet, kontrol sende. Evet,
Tamam. Yeni Zelanda için 6 Haziran rüzgar tahminleri. Kuzey Adası'nın doğu sahillerinden çıkacak yoğun tropikal kasırga, güneyden gelen şiddetli fırtınayla birleşerek saatte 92 kilometrelik bir hıza ulaşması ve denizin 6 metre yükselmesi bekleniyor. Uzmanların uyarıları, Trinity'den Cape Egmont'a kadar bütün batı sahillerini etkisi altına alacağı yönünde. Bu ses kulaklarıma ninni gibi gelmişti. Rüzgarda hiçbir farklılık olmayacaktı. Tonga'ya kadar güzelce gidecektik ve umduğumdan daha hızlı bir şekilde. O ne yapıyor? Bilmiyorum. Görünüşe göre yelkenleri açıyor. 185 kilometre içinde bir uçağın yakında olması gerekiyor. Hadi John, cidden bizi bulmaları ne kadar sürer? Beni nasıl hatırlayacak? Bizi. John. 5 gün. Tamam dostum, bir şey olmayacak. Tahminine göre 5 gün sonra çıkacağız. Konumumuzu doğu sahilinden 225 kilometre olarak hesapladım. Bizim sinyalimizi yerel bir uçağa ulaşacak şekilde yerleştirmiştim. Ama uluslararası bir uçuş için umudumuzu yüksek tutmak zorundaydık. Nefes alamıyorum. Arkaya geçme sırası sende. Ben sadece... Lanet olsun. Lanet olsun. Artık eli kulağındadır kesinlikle. Birileri şu sinyali duyacak. Duyacaklar. Şimdiye kadar oldukça şanslıydık. Şanslı mı? Hangi açıdan şanslıydık acaba? O dalga çarptığında birimiz güvertede olsaydı şimdi aramızda olmayacaktı. Eğer paraşütü kesseydik bir şeyimiz olmayacaktı. Hey! Onu kaldırmak zaten başından beri senin fikrindi, unutma. Bu ne demek şimdi? Fırtınanın geldiğini biliyordun. Bizi yola çıkardın, hayatlarımızı tehlikeye attın. Güzel Rick, bırak artık. Deniz yolculuğunun en güzel kısmı yolculuğa çıkmak ve istediğiniz noktaya vardığınız andır. Açıkçası denizde açılmayı sevmem. Beni çok sıkar. Kötü havanın heyecanı ve uzun süre gecelerce bekleyiş bir süre sonra etkisini kaybettirdi. Benim için sadece artık dünyayı görmek ve evimi de benimle götürmek var. Burada ne yaptığını bilen bir adam var. Uçuyoruz dostum. Botun harika bir hızı var. Evet öyle. Hızlıdır. Aynı sevdiğim kadınlar gibi. Peki sen arkada kimi bıraktın? Avustralya'da kimsen var mı? Ben daha çok kime doğru gittiğimle ilgilenirim. Öyle mi? Aşağıdaki resimdeki kadın kim? İşte o. Gerçek Rose Noel. Tahiti Prensesi. Teknenin ismini de ona verdim. Hayatımın aşkı. Onu hala seviyor musun? Tüm ruhumla. Biraz fazla hızlı gidiyoruz gibi John. Ne dersin, yani o kadar da acelemiz olduğunu düşünmüyorum. Hava kararmadan olabildiğince ilerlemek istiyorum. Ama neden? Hava değişiyor. Hava mı değişiyor, ne demek istiyorsun? Nasıl değişiyor? Evet. Bir fırtına geliyor. Ve ona yakalanacağız. Ve o gelince gerçek bir yelkenli süreceğiz. Biraz bilgi çok tehlikeli bir şeydir. Bunu sevmedim. Bunu gerçekten hiç sevmedim. Phil'in deniz tecrübesi çok azdı. Belki de bu yüzden çok gergindi. Gerginliği de bulaşıcıydı. Ne kadar sürecek? Ne o, sürpriz mi oldu? Eğer hava durumunu dinlemiş olsaydınız bundan haberiniz olurdu. Bu fırtına bizi Tonga'ya hemen ulaştıracak. Bizi bilerek mi fırtınada denize sürükledi? Bizi alın. Hadi radyoyu aç. Şimdi lanet olsun. Sahil güvenliği ara. Bize helikopter çağır. Bizi aldır buradan. Merhaba. Sahil güvenlik mi? Sizin sesi bu orada. Seni duyacak hiç kimse yok. Neden? Neden ne? Neden sesi bu şekilde? Çünkü benim iznim yok. Neden yok? Çünkü
Onlara güvenmiyorum ve paramı da harcamak istemiyorum. Buradan çıktığınızda buradan çıkmış olacaksınız. Lanet olsun dostum, alabora olacağız burada. Bak, alabora olmayacağız. Bu tekne alabora olamaz. Bununla 64 bin kilometre gittim ben. Bu sadece sıradan bir fırtına. Bu ne zamandı? 20 yıl önce mi? Bu bebeği kendi ellerimle inşa ettim ve beraber Tazmanya'ya kadar gittik. Güvendesin Rick. Rahatla. Tanrım. Çapalar ne alemde? Onlardan var mı? Ne için? Ne? Giderken bizi böyle zıplatmasını durdurmak için. Onlardan var mı dedim. Tabii ki var. Tamam o zaman onu atalım. Bizi biraz yavaşlatın. Hayır olmaz. Onu yeni aldım. Çok para verdim. Atın Allah aşkına. Rüzgar dönüp gidecek. O zaman oylayalım. Evet. Bu bir demokrasi değil. Lanet olsun. Nerede dedim. Tamam, bize çantayı at. Tamam, çantayı tutun. Bu alatı kullan. Tuttum. Hadi. Pekala, dikkat et. Hazır mısın? İşte böyle. Şimdi. Şimdi. Eğer yaptığım koca bir hata varsa o da buydu. Kendime tecrübesiz mürettebata ezdirmeye izin vermemdi. Dalgaların tekneye çarparken çıkardığı ses top mermisi gibiydi. Bu iş görür. Eğer alışık değilseniz bu çok korkutucu olabilir. Ah! Bu da neydi? Paraşüt takılmıştır. O zaman düzeltelim. Hayır, çok tehlikeli. Bizi yan yatırıyor. Hayır, çekmekte büyük hata yaptın. Parmağını hatta elini bile kaybedin. O zaman keseriz. Hayır. Hey. Yeke bağlandı. Tek yapmamız gereken burada oturup beklemek. Paraşütü o şekilde bırakamayız. Kaptan benim Rick. Hatırladın mı? Biraz uyu. Hava düzelince sabah hallederiz. Hey, bu sizi neşelendirecek. Modumuzu değiştirecek. Nedir bu? Verici. Bununla yukarıda uçan bir uçağa sinyal gönderebiliriz ve bizi algılarlar. Hayatımızı riske attın. Neyin peşindesin ha? Sigorta parası mı? Benim sigortam yok. Buna inanmam. Ben tanrılar tarafından sigortalıyım. Hey, benim yerimdesin dostum. Eğer bir dalga botu alabora ederse ne olur? O kadar suyla sağa çıkabilecek miyiz? Olamaz, tamam mı? Olmayacak. Hayır, hayır. Bir acil çıkış açmamız lazım. Bu teknede bir delik daha açmayacaksın. Şimdi ona biraz saygı göster, tamam mı? Ve bu tekneye yatırdığım her hayatta şeyi. Hayatta olmaz dostum. Burada canlarımızdan söz ediyoruz. Eğer sen yapmazsan ben yapacağım. İzlemesi çok zordu. Sanki sevdiğim bir insanı yaralıyorlardı.
Ama Rick tartışılacak bir adam değildi. Bir kere aklına koydu mu yapıyordu. Dışarıyı görmek onları daha iyi hissettirmedi. Ne kadar büyük bir şeyle karşı karşıya kaldığımızı gördüklerinde moralleri daha da düştü. Kurtarılmayla ilgili bütün umutları çok uzak göründü. Bir saniye bekle, geri gelecektir. Bitti. Verici'nin pili bittiğinde artık tek başımızaydık. Uçuş planlarının ve gemi haritalarının dışında. Rüzgar, akıntı ve tanrılar bize yön veriyordu. Elimizdeki tek şans kendimizdik. Rick, Jim, dışarı çıkmama yardım edin. İhtiyacımız olan bütün şeyleri bırakıp bir takım olarak çalışmaktı. Tuttum. Bize yardım et lanet olası. Ben meşgulüm. Zaten bunları neden yapıyorsunuz anlamıyorum. Bir amacı yok. Boşuna uğraşmayın. Geçen gemilere, uçaklara kendimizi daha görünür yapıyoruz. Bu yüzden işte. Aşağıda ne var? Oh tanrım. Ne yaptığına dikkat etsene. Rahatla dostum. Kazara oldu. Lanet olsun Rick. Bak. Bak. Kanıyorum. Sakin ol. Bir şey olmaz. Tanrım. Tam bir moronsun. Oh tanrım.
Ve bundan sonra bütün yemekleri azar azar yiyoruz. Kim demiş? En mantıklısı bu. Burada daha ne kadar kalacağımızı bilmiyoruz. Ve yelkenleri de almalıyız. O yüzden yarın da almalısın. Size çoktan söyledim. Tekneyi tekrar eski haline döndüremezsiniz. Ve bundan sonra kararları oyluyoruz. Çoğunluk ne derse öyle yapacağız. Eskiden bir polistin, öyle değil mi? Hey, vazgeç artık. Bak, duyguların sinirlerini yiyor. Biraz Tanrı'ya güven. Bak, şu anda neye güveneceğimi bilmiyorum dostum. Rick, bana lahanayı uzat. Bıçak nerede? Bu çok kötü. Ton balığımız var. Bu iğrenç botun yerlerinde limon vardı. Dur. Evet. İşte oldu. Tamam. Genç bir erkektim daha. Dünyayı gezmek istiyordum yelkenimle. Hayat benim için buydu. Denizde yaşamak. Denizcilerin yol göstermesiyle oluşur dünyanın ruhu. Şehvetli, delik bir botta geçirdim. Yüzümüz için şanslıydım. Bu şarkı ne? Kimi klasik perinde? Hayır. Buradan çıkmam gerekiyor. İnci gibi parlıyor. Altayımı delik bir botta geçirdim. Sanırım Rick, Jim'i bize karşı kaybetmişti. Biri kız arkadaşını çalmıştı sanki. Ya da kafasında başka şeyler vardı. Bu sırada evde Jim'in kız arkadaşı Martha endişeliydi. Şimdiye kadar Tonga'dan iletişime geçmesi lazımdı. Denizde 3 hafta geçti. Kimse bizi aramaya çıkmadı. Sanırım hala çalışıyor. Uzun süredir kullanmadım. İşte oldu. Şurada. Tamam. Zaten konuşamayacaksınız ki. Ne dedin derim? Ne dedin? İletişime geçemeyeceksiniz. Gordon sizin için arasın. O John'la bir zaman belirlemişti. Ne demek istiyorsun? Gordon'un onu araması ve yerime geçmesi gerekiyordu. Ama John onu veya onun botunu arayamaz. Çünkü John'un radyosu yasal değil. Olay bu yani. Olay mı? Konuşurken duydum onu. Gordon onu arayacak ve hava durumunu söyleyecekti. Pekala, bunu neden daha önce söylemedin? Doğru düzgün bir radyoları olmadığını bilseydi baban gitmezdi. Bilmiyorum. Alo? Bu şeyi nasıl çalıştırıyorsunuz? Merhaba. Tekneye gelin. Yani tahminimce buralarda bir yerlerdeler. Tamam, bir bakalım. 61 28.6. John'la bu şekilde anlaşmıştır. Saat neredeyse 8:30 oldu. Dinliyor olabilir. Argo arıyor. Rose Noel, sesim geliyor mu? Konum belirtin, tamam. Yardım edin. Yardım edin. 8 derece güney, 28 derece. Lütfen yardım edin. 28 derece güney mi? Lütfen doğru mu yanlış mı söyleyin, tamam. Güney. 28 derece güney. Bunu söylediğine eminim. Dur, ben yapayım. Ne? Ben alayım, ben. Al işte. Evet. Al. Ver. İşte böyle. Tamam, ben alabilirim. Ben böyle bir şey duymadım. Ne? Sen Alman mıydın? Bir şeyler yolunda gitmiyordu. Yola çıkmadan önce depoyu litrelerce suyla doldurmuştum. Nereye gitmişti?
İlk kez hayatta kalmamız hakkında şüphelerim vardı. Şu depoyu ne zaman kontrol edeceksin? John. Çoktan kontrol ettim. Ve? Bomboş. Ne demek boş? Su yok mu? Bekle. Şimdiye kadar anlattığın sular, depodakiler binlerce litre gitmiş mi? Ha? Gitmiş mi? Ne oldu ona? Bütün su nereye gitti? Biz alabora olunca hepsi dökülmüş olmalı. Dökülmüş mü? Nasıl? Depoda hava delikleri var. Bunu neden bize daha önce söylemedin? Neden? Sakin olmalıyız. Lanet olsun! Artık gerçeklerle yüzleşmelisiniz çocuklar. Öleceğiz. Bu aptal yemeğinin ya da aptal paylarının anlamı yok ki. Hepimiz bittik işte. Bittik. Lanet olsun bitti. Değil. Bak, dikkat etsene tanrım. Dikkat et bıçak. Bıçağı al lanet olası. Sen düşürdün, sen alacaksın. Hey gerçek. Sana bir hediyem var. Bunu tak ve defol git. He? Eğer hepimiz bittiysek neden yüzlere kaçmıyorsun? Görüşürüz Phil. Yürü git. Suyun olmaması benim suçum değil. Dur. Hadi Rick yeter. Seni şişko işe yaramaz pislik. Rick. Yeter. Onu rahat bırak. Tamam. Ben aşağı inip yelkenlere bakacağım. Yapacağım, tamam mı? Senin için yeterli mi? Evet. Neden böyle değiştin birden? Çünkü sen tehlikeli bir adamsın. İşler yanlış gidince, sen beğenmeyince hemen parlıyorsun, güvenmiyorsun. Ben yelkenleri alacağım. Hayır hayır, ben yaparım. Sen mi? Evet tabii. Hayır hayır hayır, kötü bir fikir. Ben yapmalıyım, nerede olduklarını biliyorum. Öyle mi? Ben de. Size lanet olası canlar. Ya başaramazsa? O zaman her şeyden bize daha çok kalır. Haddini aşıyorsun Rick. Gerçekten aşıyorsun. Tanrım. Rick kontrolü kaybetmeyi sevmedi. Herhangi bir bozukluk onu delirtebilirdi. Yanlışları için birini suçlaması gerekiyordu her zaman. Genelde bu ben oluyordum ama herhangi biri de olabilirdi. Onun neden kızdığını sonradan anladım. Zamanının bittiğinden korkuyordu. Pekala, bazılarınız biliyor ki Rose Noel hala varış noktasına ulaşamadı. John Gillan'ın söylediği bir şey hatırlayan biri var mı aranızda? Tabii Tonga hakkında. Bir aydan fazla oldu yola çıkalı. Şimdiye kadar Tonga'ya varmış olmaları gerekirdi. Merhaba Rose Noel. Cevap ver, sesim geliyor mu? Merhaba. Rose Noel.
Şükürler olsun. Biliyordum. Başaracağız. Bu bir işaretti. Korunduğumuzu biliyordum. Size söylemiştim, burada hiç balık yok. Karadan bu kadar uzakta hiçbir şey yaşamaz. Sulu bir çöldeyiz. Denemen gerekiyor. Belki de su payımızı şimdi almalıyız. Hayır. Hala yağmurdan bir iz yok. Hey bakın. Şuna bakın. Düşünüyordum da alabora olduğumuzda buradaydık. Genel akım bu taraftan gidiyor. Yani bizi günde 20-30 kilometre sürüklüyor. Evet, 34 günde de bizi haritadan çıkarıyor. Ama orada hiçbir şey yok. Ta Güney Amerika'ya kadar. Bu yolda yaklaşık... En az 8 ay. Büyük ihtimalle. Ya da akıntı bizi kıtanın kuzey tarafına götürür. Ama yine gözden uzakta bir yere. 1600 kilometre. Evet. Biraz bekle. Siz ünlü olacaksınız. Ne alt ediyorsun? Anılarını mı yazıyorsun? Daha karar vermedim. Belki de kitap olur. Ya da eski sevgilime bir mektup. Kime? Rose Noel'e mi? Bu lanet şeye adını verdiğin aptal kadına mı? Hem neden senden ayrıldı? Benden ayrılmadı. Uçak kazasında öldü. Pan Am 816 uçağı. Benim yanıma geliyordu. Ha evet. Benim tatlı Rose Noel'imden sonra bir sürü kadın oldu. Bir sürü. Tabii yani hayallerdeki adamsın. Deli değilsin. Yakışıklısın. Gençsin, normalsin. Akıllısın. Akıllısın. Rick, Rick. Hadi. Hadi oyun oynayalım. Tabii neden olmasın? Evet, güzel fikir. Ben kazananı oynarım. Defol git. Ona biraz daha iyi davranmalısın. Biliyorum gıcık biri ama... Aması yok. Diz şunları hadi. Sen mi söyleyeceksin onlara, ben mi? Neyi? Onu dışarıda yapmalısın. Çok rüzgarlı. Phil çubuğu kaybetti. Elimizdeki tek alet oydu. İlk önce lanet olası düzgün bıçak ve şimdi de çubuk. Sen ne kadar aptalsın be. Üzgünüm, tamam mı? Hayır, hayır, tamam değil. Seninle ilgili her şey sorun. Seni aç gözlü aşağılık pislik. Kafana bak dostum. Kavgaya girmiş gibi görünüyorsun. Ne zaman lanet tavanın alçak olduğunu öğreneceksin. Ben sadece eve gitmek istiyorum. Kendimi istiyorum. Phil, tamam. Geçti.
bakın. Şuna bakın. Üzerinde uğraştığım bir şey. Su toplama sistemi. Bunlar PVC boruları. Bunlardan bir sürü var. Ne düşünüyorsunuz? Şey, boruları nasıl... Boruları nasıl keseceksin peki? Kesinlikle. Bak buna... Neden teknenin yüzeyini su havzası olarak kullanmıyoruz? Ve buradan buraya odunları koymuyoruz. Delikleri de şu taraflara koyarız işte. Böyle. Tamam mı? Buradan buraya odunları koyduk ve buraya. Evet. İyi iş dostum. Sonunda aklın başına geliyor. Evet. Peki odunumuz var mı? Teşekkür ederim. Evet. Yiyecek olmadan uzun süre hayatta kalabilirsiniz ama susuz olmaz. Haftalar boyunca paylarımızı günlük 50 mililitreye kadar düşürdük. Bu şey işe yarasa iyi olur. Ama artık değerli su bitmek üzere. Çok susamıştık. Dehidrasyonun eşiğindeydik. Rick, şu ne? Bir bot. O bir yat. Fişeği alın. Çabuk fişeği alın. Hadi, hadi. Çabuk. Evet. Çocuklar çok uzakta. Hiç göremeyecekler. Jeneratör yakıtı. İyi düşündün dostum, mükemmel. Tamam, geride durun. Al, içine at. Hadi. Unut bunu. Çoktan gittiler. Evet, böyle bir yatın buralarda olmaması gerek. Bu bir işaret. Evet, sandığın kadar Güney Amerika'ya yakın olmadığımızın işareti. Hayır, Tanrı'dan bir işaret. İyi olacağız. Yeter. Tamam mı? Bitti artık. Başımı ağrıtıyor. Hayatta her şey bir neden yüzünden olur. O yat bir işaretti. Görünmesini istedik. Evet. Tıpkı senin fırtınanın olmasını istediğin gibi. Seni gerizekalı aptal. Tanrı sadece senin bildiğin şeyi biliyor. Bunu bilmiyor musun? Her şeyi akışına bırak. Benimle tartışma. Bak, eğer bir kelime daha edersen yemin ederim seni boğarım. Rick. Evet. Teşekkürler Tanrı. Bizi buraya kadar getirdin ve olacaklar için teşekkürler. Hala Rose Noel'dekilerden haber alınamıyor. 6 Haziran'da Picton'ı 4 yerel adamla terk etmişti. Grubun ayın ortasında Tonga'ya varması bekleniyordu. Şu an 6 hafta geçti. Arama kurtarma ekiplerinin başarısız bir denemesinden sonra baskı daha da arttı. İkinci bir arama için düşünülen kamu parasına rağmen... Thank you.
Yağmur yağıyor. Su. Yağmur yağıyor. Şişeleri al. Şişeler, şişeler, git, 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 git. Gel, heh. Al, heh. Teşekkürler, şükürler olsun Tanrım. Çölde 40 gün, şükürler olsun. Şuna bakın. Şükürler olsun Tanrım. Şükürler olsun. İyi çıkardı, evet. Evet. Yaşıyorlar. Yoldalar, geliyorlar. Eve mi? Acaba Rick'in beyaz örgülü bir hırkası var mı? Hayır. Onu öyle bir şeyin içinde gördüm. Çok güzeldi. Ve lastik çizmeler. Bir adada. Hangi adada? Koruyuculara sordum ama bana söylemiyorlar. İsmi iki kelimeydi. 5 harf ve 7 harfli. Rick'in koruyucusu şu an burada. Senin hemen arkanda duruyor. Onların güvende olduklarını söylüyor. Rick! Rick! Buraya gel! Buraya gel Rick, gel! Şşş! Balık! Balık! Oh! Oh! Babana gel hadi! Hadi! Ah, senin yüzünden aletimiz yok. Bu şeyi yakalayacak bir şeyimiz yok. Hadi Harry! Hadi! Hadi! Lanet olsun! Neyse, geri gelecek. Merak etmeyin. Geri gelecek. Sanırım bir şey buldum. Ha, bu harika. Evet. Ve bu. Tamam. Tamam mıyız? Evet, evet, evet. İyiyiz, tamamız. Tek ihtiyacımız olan bu. Evet. Getir. Ağa getir. Orada, masanın yanında. Hadi Harry. Hadi Harry. Yavaşça dostum, yavaşça. Yavaşça. Hadi, hadi, hadi. Hazır ol Jim. Hadi, hadi. Yakaladı. Yakaladım. Evet, işte burada. Burada. Tanrım. Burada. Evet. Evet. Merhabayım. Harry, evet. Seni güzel bebek seni. Harry. Harikasın. Müthiş. Sen. Ve umarım kendin gibi bir sürü arkadaşın vardır. Denizde balık yoktu değil mi John? Artık olacak. Teknedeki yosunlar için gelecekler. Ne zaman o gaz depolarına bakacaksın John? Ne kadar bozulduklarını söyleyemem. Bir hatayla hepimiz havaya uçabiliriz. Hadi. Elimizdekinin kıymetini bilelim. Yeterince şükretmiyoruz.
Şükürler olsun Tanrım. Bize Harry'i gönderdiğin için. Ve lütfen John'a içindeki seni bulmasında yardım et ki biz de kahrolası gaz depolarını kullanabilelim. Amen. Amen. Harry'nin arkadaşları çoğalarak gelmeye başlamıştı. Denizde 2,5 ayın sonunda Rose Noel yüzen bir resife dönmüştü. Menümüz genişliyordu. Yosunlar, midyeler ve sarı ağız balığı. Bir sürü sarı ağız balığı. Hey! Bunu kızarmış düşün. Gaz depolarından vazgeçmeyeceğim Can. Onları sen bulacaksın. Ya da ben. Bunu beğenmezsin. Kahrolası botuna zarar verebilirim. Pekala, pekala. Tamam Jim, çalıştır. Gaz geliyor. Dizlerinin üzerinde olman gerekli değil mi John? Ve dua etmen. İşte oldu. Pekala. Sakin. Dene bakalım. 1, 2, 3. Buna eşit mi diyorsun? Evet. Büyük parçayı kim alacak? Hemen hemen eşit boydalar. Yalancı. Yarın senin doğum günün. Yanlış mı Ricky? İlk seçim senin. Merak etme Phil. En büyük parçayı sen alabilirsin. Teşekkür ederim. Mükemmeller. Boş bir galibiyet. Bunu aylar önce yapabilirdik. O gaz depolarının nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Bunca zaman lanet bir sıcak yemek için beklemek zorunda değildik. Kavga etmeliyiz. Sanki onun için yeterince acı çekmiyoruz gibi. Bu doğru dostum. Haklısın. Aklımızdaki her düşünceyle alay ediyor. Botun bilgisini bize güç olarak kullanıyor. Hey, en önemlisi artık gazımız var. Sıcak yemek. Bu ne kadar harika. John gibi konuşmaya başladın. Pislik. Senin ne derdin var ha? Bütün bu şeyi ayarlayan o. Ama sadece mi teşekkür... Lanet olsun. Neden şimdi onu savunuyorsun ha? Üzgün pislik, gerizekalı, iğrenç Amerikalı. Hey! Hey! Ne yapıyorsunuz? Çağırın. Hey! Gelişen durumumuza rağmen Rick'in ruh hali daha karanlık ve kötü bir hal alıyor. Artık Jim'den bile sinirini çıkaracak durumdaydı. Şundaki göğüs etine bak. Izgara tavuk. Hadi yakalayalım. Evet. Oh! Yakaladım!
Yakalanır. Gel bakalım. Hadi. Hadi. Albatros dürümü ve domates püresi. Leziz. Lanet bir artistsin Jim. Bir albatrosu öldürürsen ne olur? Eski denizciler sonsuza kadar denizde kalmaya lanetlenmişler. Eski denizciler bunu kızartmamıştır. Yani bence sorun olmaz. Bir sürü yemek. İnsanları davet edebiliriz. Doğum günün kutlu olsun. Bu çok güzel Rick. Nöbetteyken seni sıcak tutar. İyi ki doğdun Jim. İyi ki doğdun Jim. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Oley! Ne oldu dostum, iyi misin? Daha iyi bir doğum günü olamazdı. Bu hiç mantıklı değil, mutlu olmak. Buradakilerin çoğu Güney Pasifik'te denize açıldı. Ve çoğumuz John Gillan'ı tanıyoruz. Şimdiye kadarki arayışlarımızın sonucu olumsuz oldu. Belki de şimdi kendi aramızda para toplamamız gerekecek. Uçuş saatine 15.000 dolar. Herhangi yani? Biriniz yolculuk rotası hakkında söylediği bir şeyi hatırlıyor mu? Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Radyoda konuşurken kesinlikle John'un sesini duyduğunu söyleyebilir misin? Konuşan kişi kendini tanıtmadı. Ama net bir şekilde Rose Noel'i duydun mu? Sanırım. Saçmalıyorsun. Marta lütfen. Bak, senin yalanların yüzünden Kermadex'i aradılar. Bu John'un 4. yol rotasıydı. Oraya bakmak onlara mantıklı geldi. Bu saçmalık. Karen de oradaydı, o sana söylesin. Çok kopukluk vardı. Zar zor bir şeyler duyabildim. Hiçbir şey bilmiyoruz, gerçek olan bu. Aramak istediğimiz yerler Roal Adası'ndan Mukafola'ya kadar olan gidiş yolu. Bu yol 4800 kilometre doğuya doğru. Bağış yapan aileler ve dostları, Rose Noel için yeni bir arama girişimi yapılacak. Yaklaşık 3 aydır denizde kayıplar. Dönmeden önce bu doğrultuda 20 dakika uçacağız ve belirlenen hedefe ulaşacağız. Çayımızı aldı. Ama sonunda bir takım olarak hareket edebiliyorduk. Her birimizin bir görevi vardı. Yiyeceğimiz ve suyumuz vardı. Sonsuza kadar böyle devam edebilirdik. Hoşça kalın. Ve görüşürüz güzel İspanyol kızlar. Hoşça kalın. Ve görüşürüz İspanyol kadınlar. Eski İngiltere'ye yola çıkmak için emir aldık. Ve belki de sizi bir daha göremeyeceğiz. Hoşça kalın ve görüşürüz güzel İspanyol kızlar. Hoşça kalın ve görüşürüz güzel İspanyol kızlar. Sizce de daha büyük bir bota ihtiyacımız yok mu ha? Diğerlerine söylemenin bir anlamı yoktu. Gemi bizi görebileceğinden çok daha uzaktaydı. Onların umutlarını kırmamak daha iyiydi. Rick! Rick! Buraya gel! Ne oldu dostum? Sen söyle.
Olamaz. Kesinlikle. O ne? Tanrım, sizi pislikler. Bu kara. Kara bu. İyice bak John, seni pislik edip. Yaklaşık 15 kilometre uzaklıktayız. John, İyi misin? John, şuna bak. Ne düşünüyorsun, o gerçek dostu? Nasıl hissettiğimi açıklayacak kelime bulamıyordu. Rahatlama, sevinç, hayal kırıklığı. Sona geldiğimizi biliyordum. Bu ne demekse. Belki de korktuğum şey buydu. Bilmiyordum. Diğerleri hayatlarına dönmek için sabırsızlanıyorlardı. Çekiyorum. Ama benim hayatım buradaydı. Rosno elimden geri kalan şeylerle beraber. Gidecek başka bir yerim yoktu. Biliyor musunuz? Şimdiye kadar rekoru kırmışız. Rekor mu? Ne rekoru? Alabora'da olan bir teknede 119 gün. Bu bir şekilde bir rekor olmalı. Aman tanrım, bu kimin umurunda? Size demiştim, sizler ünlü olacaksınız. İlk önce karaya gitmeye konsantre olalım da. Evet, sadece Kerin'e ve çocuklara dönmek istiyorum. Bu bana yeter. Evet dostum, olamaz. Ne? Ne olamaz? Ben küçükken tatile Büyük Bariyer Adası'na gitmiştik. Aha. Çıkıntıyı gördün mü? Evet. O Hirakimata gibi görünüyor. Bariyerdeki dağ. Aa, bütün dağlar bu mesafeden aynı görünür. Çıkaramadım ama Güney Amerika adalarından biri olmalı. Hayır, Hirakimata, Hudson Dağı, biliyorum. Bu nasıl mümkün olabilir ki? Diğer tarafa doğru binlerce kilometre gittik. Yanılıyor olabilir. Karaya iniş her zaman tehlikelidir. Okyanus kara parçasının yaptığı vuruşla kısa, karışık bir yol yapar. Rüzgarı dağıtır ve akıntılar sizi bir mıknatıs gibi çeker. John, Tanrı aşkına şunu giy. Gerek yok. Daha fazla saçmalık yok, şu lanet şeyi giy. Adaya dokunabiliyorduk. Ama Rosnoel'in dümeni olmadığı için kayalara oturma tehlikemiz vardı. Bu neydi? Direk olmalı. Su yatağına vuruyor. Eğer direk tekneyi götürüyorsa Rosnoel parçalanabilir ve bizi denize atabilir. Botlar inmek zorundayız. Bir şey olmaz. Biz korunuyoruz. Boş versene, ben yüzeceğim. Ben de seninleyim dostum. Çok tehlikeli. İşte orada. Bir şey olmayacak. John! John! Köpek balığı! Oradayız John! Köpek balığı var! Hayır, 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 hayır. Çok az kaldı, çok az kaldı. Hadi dostum! Yüz! Evet, hadi tutun, hadi, hadi. Hadi yakaladık, hadi. Bitmiştim. Yorulmuştum ama kafama aldığım darbe ve burkulmuş diz dışında iyiydim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hep tehlikeli, bitmeyen fırtınalı ve dalgalı ayların sonunda kıyıya sürükleniyorduk. Ve Rosnoel bizi sudan alıp karaya götürebilirdi.
Şükürler olsun. Şükürler. Ne yapıyorsun can? Dua mı ediyorsun? Siz endişelenmeyin. Her zaman hallettik. Şükretmeliyiz. Başardığımız için şükredelim dostum. Ha? Bu yeterli olur. Tabii ki yaptık. Size ne demiştim? Ha? Kara. Harika. Hiçbir zaman tehlikede değildik. Bir kere bile. Senin sayende. Tekne çantası nerede? Gören oldu mu? Ah. Hadi gidelim. Can! Kurtulduk dostum. Heh. Heh. Hadi. Hadi. John. Bana bunun Pohutakava ağacı olmadığını söyle. Toy toy. Kesinlikle Yeni Zelanda. Bu taraftan çocuklar patika gibi duruyor. Merhaba, merhaba. Kilitli. Ne yapalım? Camı kıralım mı? Hayır hayır, anahtar vardır. Tanrım, kanepe. Şeftaliler benim. Bağlı değil. Şokta olmalıydım. Seneler sonra gerçek bir evin içindeydim. Hala Güney Amerika'da olduğumuzu mu düşünüyorsun? Aman tanrım. Partiye katılamıyordum. Mutluluğu yaşayamıyordum. Ne istiyorsun? Tek düşünebildiğim zavallı Rozno elimin sahilde sürüklendiğiydi. Ona geri dönmek istiyordum. Ama gücüm yoktu. En iyisi değil mi? Oh, sağ ol dostum. Şerefe. Ne yapıyorsun dostum? Kızartma. Yardım ister misin? Hayır. Hallederim. Gerçekten mutluyum. Evet, şerefe. Şerefe. Şu ziyafete bakın. Bu ev dört şanslı pislik. He? Evet öyleyiz. Kadeh kaldırmak istiyorum. Yarın bir aksilik olmazsa bir telefon bulup bu adadan çıkıyoruz. Bir daha dördümüzün yalnız olması imkansız. Yani bu şekilde değil.
John, bize bu yaşattıkların için sana teşekkür ediyorum. Senin sayende Rose Noel bize çok bağlayıcı bir annelik yaptı. John'a. John. Neden kurtulacağımız hakkında bu kadar emindin bilmiyorum. Ve lütfen bize o çatlak teorilerini anlatma. Ama kabul etmek zor olsa da sanırım haklıydın. Sonunda. Ah, teşekkür ederim. Ama sizi seviyorum. Ve umarım bunca yaşadıklarımızdan sonra arkadaş kalabiliriz. Ünlü dostlar. Hey, bize madalya verirler. Evet. Dostluğa. Oh, puding. Uyuyamıyorum. Kafan nasıl? Acıyor. Geldim. Geldim. Yardımcı olabilir miyim çocuklar? Sizler de kimsiniz? Evet, Jim'in evinde ne işiniz var? Neredeyiz? Ne diyorsun? Büyük Bariyer Adası'nda. Hey, burada neler oluyor? Siz kimsiniz? Biz Rose Noel'deki grubuz. Kaybolan üç kayıklı bot mu? Evet, doğru. Hayır. Sizin ölmüş olmanız gerekirdi. Biz de seni gördüğümüze sevindik. Koyun birkaç yüz metre daha ilerisi olsaydı dört ceset için belge dolduruyor olacaktım. Hadi canım. Al bakalım dostum. Merhaba. Merhaba, Heather'la konuşabilir miyim lütfen? Benim. Rick? Evet. Rick? Evet, benim. Üzgünüm aşkım, sesini tanıyamadım. Orada mısın? Tanrım, üzgünüm, evet. Hayatım, doğru olduğuna inanamıyorum. Gerçekten sensin. Evet, benim. Biz Büyük Bariyer Adası'ndayız ve Auckland'a gideceğiz yakında. Oraya giden ilk uçağa binin sen ve Metin. Evet, tamam. Hayatım, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Metin, bak baba, evet hayatım. Metin, bak baba. Tamam. Yakında görüşeceğiz. Tamam. Çıktınız liman. Pekten. Pekala. Alabora olduğunuz gün. Alo. Marta. Benim. Orada mısın? Evet, tabii ki buradayım. Bizi Auckland'a uçuracaklar.
Lütfen uçağa binip benimle orada buluşur musun? Lütfen Marta. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Pekala. Korktuğundan bahsetmiştin. Tanrım. Dinle. Hey, 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 hey. Evet, böceğim. Ayıcığın arıyor. Evet. Hey bebeğim. Aman Tanrım, Tanrım seni özledim. Seni evet, çok biliyorum. Seviyorum. Seni gerçekten özledim. İyi ki. Evet, benim uçağa binmem gerekiyor. Evet, elinden gelen en hızlı şekilde Oakland'a gel. Evet. Seni çok seviyorum. Görüşürüz. John, senin sıran. Hayır. Başaramayacağınıza dair hiç şüpheniz oldu mu? Hiç olmadı. Neden peki? İnanç. Sonsuz inanç. Lütfen sorun. Lütfen izin verin. Lütfen tamam. Burayı geçemezsiniz ben efendim. Bay Gillen sanırım. Evet. Ross Lang, deniz taşımacılığı bölümü. Bu da Kaptan McKinley. Size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii, evet. Bir anı kitabı tuttunuz mu Bay Gillen? Evet. Şu an nerede peki? Bu beklenmedikti. Ne? Ciddi misin? Tanrım, bu bekleyemez mi? Hikayenize inanmamızı istiyorsanız bizimle işbirliği yapmalısınız. Onca şeyi yaşadıktan sonra. Bahsi geçen tarihlerde yiyecek ve içecek olarak neler kullandınız? Oh. Rick! Rick! Hayatım! Rick! O kadar şeyden kurtulduktan sonra bize böyle şüpheyle yaklaşmalarını anlamakta zorlandım. Bu adamların 119 gün neler yaptığını bilmiyorum ama okyanusta değillermiş. Ve bu sadece başlangıçtı. Neyin içine girdiğimize dair hiçbir fikrimiz yoktu. Kimse bize inanmıyordu. Lanet olsun. Meti, lütfen. Birçok insan nasıl güçlü ve sabırlı olduklarını merak ediyor. Haziran ayında Taşıma beri... Bakanlığı yetkilileri 119 günlük Rose Noel gezisini bilgisayarla tekrar takip edecekler. Gerçek olamayacak kadar iyi görünüyorlar. Demek istediğim hiç tuz izi yok. Çok iyi beslenmişler. Kimi kandırdıklarını sanıyorlar? Pislik uyuşturucu satıcıları. Bence hiçbir şeye inanmıyorum. Nasıl onca zaman denizde olurlar da kimse görmez? Bu imkansız. Sadece... Tamam dostum. İnsani olarak imkansız. Yılın bu zamanında nasıl koşullar olduğunu biliyorum. Hiçbir yat o sürenin yarısı kadar bile yüzemez dostum. Bu mutluluğun, rahatlamanın ve heyecanın ortasında kurtulan gruba çok ciddi sorular yöneltiliyor. Taşıma Bakanı 120 günlük serüvenden çıkan grup üyeleri hakkında detaylı bir soruşturma istiyor. Bu da ülke çapında şüphelere yol açıyor. Pekala John, size inanmayanlara cevap olarak ne demek istersin? Başka bir hikaye daha mı var? Bakın ben... kimin ne düşündüğünü umursamıyorum. Jim, şuna bak. John televizyonda. Bütün bir zaman sürüklendik. Dikkatli, akıllı olduğumuz ve... birbirimize baktığımız için hayatta kaldık. Hayatım boyunca Phil, Rick ve Jim'e minnettar olacağım. O koşullar altında umabileceğim en iyi adamlar onlardı. Eğer bunu izliyorsanız size teşekkür ediyorum. Bir mucizeye ihtiyacımız vardı ve işte. Skipper ve John Kellan yatının yolculuklarının 3. günü koca pislik bir kavgayla alabora olduğunu iddia ediyor. Hayır, hayır bebeğim, hayır. Ama 119 gün denizde sürüklenmeden kurtulduktan sonra Rose Noel dün fırtınada parçalandı. Bay Kellan dün enkaza helikopterle gitti. Uzman deniz araştırmacıları eşliğinde.
Uzmanlar da Rose Noel'in son yolculuğundan kalan parçaları birleştirmeye çalışıyor. Buna bakmak ister misin? Yanılıyor olabilirim. Bu Yeni Zelanda'nın şimdiye kadarki en efsanevi kurtuluş hikayesi olmuş olabilir. Dört adam devrilmiş bir bot üzerinde açık denizde hiç izlerine rastlanmadan 4 ay nasıl yaşamışlar ve şu an hikayeyi bize nasıl anlatabiliyorlar? Kurtuluş hikayelerinin bu kadar mükemmel olması ama insanların şüphe duyması çok üzücü. Elimizdeki rapora göre bugün bu inanılmaz hikaye yaşanmışlığını kanıtladı. Bu detaylı araştırma bize bilimsel olarak kanıtlar sunuyor ve gösteriyor ki hikaye tamamıyla gerçek. Ve aslında insanlık tarihinde deniz üzerinde yaşanmış en harika hikayelerden biri. Rose Noel'in kaptanı John Gillan raporda geçenleri detaylıca bize anlatıyor. Gillan bunun insanların şüphelerini cevaplayacağına inanıyor. Üzücü bir şekilde dönüşümüzden 8 ay sonra Rick beyin tümöründen öldü. Jim onun bakımına yardım etti ve ardından hemşirelik eğitimi aldı. Bill denize geri döndü. Hatta Pasifik'te birçok yolculuk yaptı ve bir tane daha çocuğu oldu. Ama bu kadar iyi bir şekilde kurtulmamıza rağmen adadan döndükten sonra Rick, Jim veya Phil'i bir daha görmedim.